oturup televizyon izliyordum ve çok üşüyordum ve de canım çok sıkılmıştı. Aklıma gidip de Sıla'ya bulaşmak fikri gelmişti. Eğlenmek için bunu yapmaya karar verdim. Sıla da o sırada benim için bir şeyler hazırlıyordu. Ben de bunu fırsat bilip hızlıca koltuğun yanına saklandım. Sıla işini bitirip mutfaktan bana doğru yürümeye başladı ve beni göremeyince etrafı aramaya başladı. Birden önüne çıkıp onu korkuttum. Çok fena korkmuştu. Çok kızdırmış olmalıyım ki hemen peşimden koşmaya başladı. Ben de o hızla evden kendimi dışarı attım. Aşağıda Sıla'nın sininin yatışmasını bekleyecektim. O anda bir baktım, bir tane bir kutu fark ettim. Böyle maviye sarılmış bir kutuydu. Ben de kutuyu görünce gittim kutuyu açtım. Kutunun içinde bir tane bebek vardı. Çok değişik bir bebekti. Arkamı bir saniyeliğine döndüğümde birden bebek yok oldu. Allah Allah dedim. Sonra ne olduğunu anlamamıştım. Ama neyse deyip eve doğru yürümeye başladım. Az önce oyuncak gözümün önündeydi. Birden yok oldu. Nasıl yok oldu ki öyle? Allah Allah, hiç de anlamış değilim. Sanki bir şey alıp onu götürdü. Ama neyse boşver, zaten benim oyuncağım değildi. Neyse ben ne yapayım biliyor musun? Sıla'nın sinirleri geçmişti. Eve gizlice girmeyi deneyeyim. Mert bundan sonra benim en yakın arkadaşım. Onu hep koruyacağım. Eve gizlice girme operasyonundayım. Kapıyı yavaşça kapatayım kimse duymasın. Hop kapatım. Tamam. Uf Mert, gerçekten yaptığına inanamıyorum. Sen gel de gösteririm ben sana. Şimdi en son Sıla'yı nerede bırakmıştım? Solunda bırakmıştım değil mi? O zaman solun hariç her yere gidebilirim. Mert nereye gidiyorsa ben de oraya giderim. Ben şimdi sana göstereceğim gününü. Sonunda ulaştım odama ve kimse benim eve girdiğimi fark etmedi bile. Sonunda sabahtan akşama kadar oyun oynayabilirim. Oley be yaşasın. Ne oynayabilirsin anlatmasana bana. Ne oynayabilirsin? Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Barış yapmaya ne dersin? Hayır derim. Bu yaptıklarını sana tek 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 ödeteceğim. Görürsün sen. Bana biraz zaman tanı. Kendimi affettirmenin yolunu bulacağım. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bana azıcık şeker ver. Onunla sana bir sürpriz yapacağım. Tamam mı? Olur mu? Tamam. Sana şeker veririm. Ama beni tekrar üzmezsin Mert. Çünkü bugün beni çok üzdün. Al. Tamam. Alayım. Merak etme. Bana güvenebilirsin. Hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi şuraya geç bakalım. İyi. Tamam. Geçeyim. Ha, hadi. Geç. Bak. Tamam. Oraya geç. Tamam. Daha geçtim. Da geçtim. Şunları koyalım. Hazır mısın? Bak şimdi bu şeker yerleri biliyorsun ya. Al bakalım. İşte böyle olur. Buraya gel. Allah kaç. Allah kaçmışsın. Dur. Az önce yaptığım şey hatalıydı. Hayır. Hatalıysa yapmayacaksın. Tamam yapmayacağım. Hayır. Tamam, şimdi gidiyorsun. Gel buraya. Tamam, gidiyorsun. Tamam. O şekerlerin hepsini tek tek toparlıyorsun. Ben burada oturuyorum bekliyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Yürü. Of ya. Az önce ben Sıla'yı çok mu sinirlendirdim ki? Ya çok sinirlenmiş olabilirim de amacım o değildi. İkimizin de eğlenmesiydi. Keşke Ece burada olsaydı da Ece'ye yapsaydık birlikte. Neyse gidip evi toplayayım bari. Mert'in evi benim de evimdir. Acaba Mert'e çok büyük bir tepki verdim ya. Neyse gider oyun oynarım sonra da kalbini alırım ben onun. Ay sen de kimsin? Sen Mert'e zarar vermek. Senin canını yakmak ben. Ya ben Mert'e zarar falan vermedim ki ne zararından bahsediyorsun? Ya gelme. Üstüme doğru gelme. Gelme ne olursun gelme. Ha, o ses neydi öyle ya? Birisi çığlık mı attı? Sıla mı attı ki acaba? Bana daha kızgın olabilir mi ki? Ya bana niye kızdık ki bu kadar? Neyse ben onun gönlünü anlasın yolunu biliyorum. Sıla Mingo neredesin? Sıla neredesin? Aa galiba dışarı çıktı. İyi de az önce buradan ses geldi. Nasıl bu kadar kısa sürede dışarı çıktı ki? Allah Allah anlamış değilim. Neyse ona sürpriz yapacaktım. O zaman sürpriz bekleyebilir. Peki Sıla dışarı çıktıysa ben ne yapayım şimdi? Bilgisayar oynayayım. O zaman gidip de Yiğit'ten bilgisayarı isteyeyim. 12 tane daha taş lazım. Bir saniye hemen şunları toplayalım şuradan şöyle. Ne yapıyorsun? Minecraft mı oynuyorsun? Evet Mert ev yapacağız arkadaşlar. Ev mi yapacaksınız? Ben evet. De ev yapmak istiyorum. Çekil ben de oynayacağım. Ama olmaz Mert beni beklediler bir saniye. Ama ben de oynamak istiyorum. Olmaz Mert bir dakika tahta lazım şimdi. En iyi evi mi yapacaksın? Tahtaları şöyle. Ya evet. Ben de oynamak istiyorum ama bıraksan oyunu. Mert olmaz ama bir saniye şunu. Ya ben de oyunu oynamak istiyordum. Şimdi ne yapacağım canım sıkılacağım. Of Yiğit'i nasıl bekleyeceğim ben 2 saat? Ne yapayım başka ne yapayım? En iyisi içeride oturup da Paris'i seveyim bari. Mert ile paylaşmamak. Sana paylaşmayı öğretmek. Tamam evi yaptık. Aynen evi yaptık. Da bu ne? Bu ne? Ha? O sesi neydi öyle ya? Yiğit'ten mi geldi? Bir kontrol edip geleyim ben kızım. Bu arada o şekeri ben de yemek istiyorum. Alabilir miyim senden? Aa kızım ama bana da ver. Ya kızım. Hayır ya. Ya ben de paylaş. Ya bana niye vermiyorsun? Ya istiyorum ben de istiyorum ama ya bana da ver. Tamam iyi senin olsun ya. Sana küstüm ben. O ses neydi öyle ya? Yiğit? Aa Yiğit burada değil. Az önce buradaydı. Nereye gitti ki?
Allah Allah. Neyse ben Paris'in yanına döneyim bari. Hadi gel Paris, birlikte oyun oynayalım. Aa, Paris yok. Allah Allah, o da mı kayboldu? Önce Sıla kayboldu, sonra Yiğit kayboldu, şimdi de Paris kayboldu. Allah Allah, bu işte bir iş var. Ha? Ben bir ses mi duyuyorum? Birisi sanki yardım istiyormuş gibi. Allah Allah, bunu kim yardım istiyor ki? Gidip bir bakayım en iyisi. Her yerim acıyor, ne oldu bana ya? Ya ne oldu, her yerim niye bu kadar acıyor? Sıla, iyi misin? Ne oldu sana? Her yerim acıyor, bilmiyorum. İçeri gidelim mi? Şu an çok kötüyüm. Ama ne oldu ki sana? Bir şey mi oldu? Anlatacağım, kaldır beni, hadi. Allah Allah, benden sonra bir şey mi oldu? Bana her şeyi anlat. Gel, of. gel, iyi misin? Her yerim ağrıyor, dur şöyle yavaş. Şöyle otur. İyi misin? Ne oldu sana az önce ya? İyi misin Sıla? Ya ne oldu biliyor musun? Ben burada oturuyordum. Ondan sonra seni üzdüğümü düşündüm. Yanına gelirim, oyun oynarım diye düşündüm. Tamam. Of, başım çok ağrıyor. Tamam, ne oldu ondan peki? Ondan sonra kapıya baktım. Çok garip, yaratık, dev bir şey gördüm. Anlayamadım ne olduğunu. Sonra bana Mert'i üzdüm, Mert'i kırdın. Nasıl böyle yaparsın diye üstüme yürümeye başladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Aa, demek ki o kaybolmanın sebebi buydu. Önce sen kayboldun, sonra Yiğit kayboldu, sonra da Paris. Yok, sonları da bir şey yaptı. Onlara karar vermiş olmasın? Ya bu sesi duyuyor musun? Bizden iniyor. Gel ona da bakalım. Hadi. Gel. En son maviye benzeyen bir şey gördüm. Sanki canlıydı ve bana doğru geliyordu. Allah Allah, o da neydi? Bana saldıran şey neydi böyle? Uzundu ve maviydi. İyi misin? Aa, hatırladım. Arkadaşlar mavi bir şey gördünüz mü? Evet, gördüm. Bana saldırdı. Uzun boylu. Evet. Bakayım bakayım. Bakayım o da ne? O da ne ya? Arkadaşlar mavi oyuncak. Bu bir oyun. Oyun mu? Aa, ben duydum böyle bir oyun. E tamam da niye bizim evimize geldi? Ben evet, onu anlamadım. Neden gelmiş olabilir ki? Bir kutu açtınız arkadaşlar. Ben sabah açtım. Bir kutu açtım ama kutu içinde bir tane mavi bir şey vardı. Sonra birden kayboldu böyle. Allah, ne yapacağız? Neden o kutuyu açtın? Bilmiyordum ki yardıma ihtiyacı var. Arkadaşlar oyunda kutuyu açarsanız o size yardımcı olur. Yardımcı olur mu? Sana ne diye saldırdı? Ne oldu biliyor musun? Ha. Bana dedi ki sen dedi Mert'i üzdün, zarar verdin dedi. Bana beni adam çünkü kutuyu başladı. O açtı. Kutuyu Mert açan kişiyi korur. Kıskanır onu. Peki ondan nasıl kurtulacağız Yiğit? O seni kıskanıyor şu anda. Evet. Onu kıskandırarak. Yani tamam. Ne yapacaksınız biliyor musun? Onu o kutuya geri koyman lazım. Tamam, tamam. O zaman şöyle yapalım. Kutu nerede şimdi? Kutunun nerede olduğunu bilmiyorum. Gözümün önünden kayboldu. Tamam. O zaman ama mavi oyuncağı şimdi yapmalı. Aynen. Başımı sen kurtulalım, evet. Tamam mı? Nasıl yapabiliriz? Nasıl kıskandıracağız biliyor musunuz? Ha. Biz senin en yakın arkadaşlarının sonuç ha. olarak. Biz tamam. Seninle yakın olduğumuzu ona göstereceğiz ve onu kıskandıracağız. Ben de ona şey diyeceğim. Böyle git, hiç sevmiyorum falan diyeceğim. Evet, tamam. Tamam. Hadi onu o zaman. Duyacağı şekilde tamam, yapalım. Hadi planı uygula Sıla, ilk sen başlıyorsun. Tamam, hadi, başlıyorum. Hadi. En yakın, en sevdiğim arkadaşım Mert. İyi ki arkadaş olmuşuz. Benim de en sevdiğim kardeşim Mert. Aa, teşekkür ederim. Benim de sizden başka hiçbir arkadaşım yok. Haberiniz olsun İyi yani. İyi ki arkadaşız biz. Hiç mi arkadaşın yok evet, Mert? Evet, benim sizden başka hiç arkadaşım yok. Sadece Yiğit ve Sıla değil mi? Başka hiç büyük, mavi falan yok. Aynen. Özellikle benim en nefret ettiğim renk de mavi zaten. Mavi olanla şeylerden nefret ediyorum. Evet. Harbiden mi? Evet. Hiç sevmezsin. Ben de mavi şeyleri hiç sevmiyorum. Evet. Duyuyor musunuz? Demek ben Mert'in arkadaşı değilmişim. Oysa ben kendimi Mert'in arkadaşı sanıyordum.